Merhaba arkadaşlar, bu videomuzun konusu bir boyutta sabit ilmeli hareket olacak. Konu anlatımını çözeceğimiz testimiz ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan 4 dörtlük konu pekiştirme testleri 11. sınıf matematik bir boyutta sabit ilmeli hareket 4. testi olacak sevgili arkadaşlar. Ben buraya oynatma listesinin linkini koyuyorum biliyorsunuz. Bu oynatma listesine tıkladığınızda sevgili arkadaşlar bu kitaba ait tüm testleri sırasıyla konu anlatımlı olarak bulabilirsiniz. Hem bu konuyla ilgili daha çok soru çözmek istiyorum hem de 11. sınıfla ilgili diğer testleri de görmek istiyorum diyen arkadaşlar için MEP tekrar testleri, kazanım kavrama testleri, OGM Materyal Soru Bankası mobil uygulamalarını da arkadaşlar şiddetle tavsiye ediyorum. Burada bahsettiğim testlerin hepsinin matematik ve fizik olarak ayrı ayrı oynatma listeleri kanalımda mevcuttur. Peki nereden bulacağız? Ben bu videonun açıklamalar kısmına ekliyorum arkadaşlar bağlantılarını. O linkleri tıklayarak kısa yoldan bu oynatma listelerine kolaylıkla erişebilirsiniz. Ayrıca artık sen TYT-AYT çözebilirsin. Boş vakitlerinde mutlaka çöz. Hayrınadır. Seneye çok rahat edersin. Bakın TYT için bu testler artık biliyorsun. Onu bitirdiysen biliyorsun. AYT için de bunlar zaten biliyorsun 11. sınıf AYT başlangıcıdır. Bu testleri de yine kanalımda ayrı ayrı oynatma listeleri vardır arkadaşlar. Onları da eklerim. Evet sevgili arkadaşlar, Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ediyoruz emekleri için. Ben de size soruları çözerken konu anlatımlı yardımcı olmaya çalışacağım. Birinci soruyla başlayalım. Bismillah der ki, yatay düzlemde doğrusal bir yörüngede hareket eden A, B ve C araçları şekilde verilmiştir. Araçlar şekildeki konumlarında eşit V hızlarıyla hareket ederken, A güzel harika, A aracı A ivmesiyle hızlanmaya, C aracı A ivmesiyle, eksi A ivmesiyle yavaşlamaya başlıyor. C aracı T sürede X kadar yol alıp dururken A aracı aynı ivmeyle hareketine devam ediyor. A aracı duruyor demek ki. B duracak değil mi arkadaşlar? Güzel. B bakın durduğunu söylüyor zaten. X kadar yol alıp dururken C aracı B'de sabit devam ediyor. B aracı sabit hızlı hareketine devam ettiğine göre ki öyle dedi. Höbölöp lüp lüp lüp. Yargılarından hangileri doğrudur? Boyutları ihmal edilecek kadar küçük olan araçlar eşit genişlikteki şeritlerin ortasında hareket etmektedir. Şu lafa da dikkat edin arkadaşlar. Şıklardan bir tanesini çözerken bunu kullanacağım. Şimdi neler olup bitiyor? Sevgili arkadaşlar ben alınan yol vesaireleri nereden buluyorum? Hız zaman grafiğinden. Hop şurası hızımız olsun, şurası da zaman olsun. Grafiklerini çizelim. Çizerken de ne yapalım? Hop bu arkadaşı kırmızı, şu arkadaşı mavi kalemim neredesin? Şu arkadaşı kırmızı, şu arkadaşı da yeşil alalım arkadaşlar. Başka renk bulamadım. Hepsi de V ile başlıyor arkadaşlar. Öncelikle durana bir bakalım. Şu arkadaş V ile, hepsi de V ile başladı hızlarına. C aracı T sürede ilk kadar yol alıp duruyor. Arkadaşlar V ile başladı. Hop. Şu T sürede arkadaşlar. Bak bu C aracı. Ama hocam ne yapacaktık? Bunu yeşil çizecektik. Hop. Yeşil çizdik mi arkadaşlar? Çizdik. Güzel. Bu yeşil. Kırmızı yok, maviye bakalım. B aracı sabit hızla hareketine devam ediyor. Arkadaşlar bu arkadaş zaten hızını hep sabit gitti. Bak gitti gitti. T'ye kadar getir. Şu süreye kadar. Hemfikir miyiz? Hemfikiriz. Bu B, şu C. Hepsini tek grafikte çizelim ki belli olsun arkadaşlar. A aracı da arkadaşlar A ivmesiyle hızlanmıştı. Sevgili arkadaşım bak şu C eksi A ile gittiğine göre V bölü T kadar değil mi? Eğim o değil miydi? Evet. O zaman bu aracı arkadaşın da aynı A ivmesiyle 1'e artı 1'e eksi olması için nereye çıkması lazım? Aha da şuraya çıkması lazım. Hızlanarak geldi. Şu değerin ne olması lazım arkadaşlar? Bu V kadar azalttıysa hızını bu arkadaşın V kadar arttırması ve 2V'ye gelmesi lazım. Anlaştık mı? Bu arkadaş da A aracı. Tekrar ediyorum. C durdu dedik ya arkadaşlar. C durunca C'nin eğimi nedir? Bakın tanjant alfayı söyle bana. Tanjant alfa V bölü T kadar. Sen trigonometride biliyorsun bu arkadaşın eğimi negatiftir. Eksi V bölü T'dir. Ama bak bu arkadaşın da aynı alfa açısına eşit olması lazım ki ivme arkadaşlar eğimdir zaten. Şuradan bakınca bunu yiyin. Bu arkadaşın da V bölü T olabilmesi için burası T kadar bunun V kadar olması lazım. V'den 2V'ye. Hemfikir miyiz? Güzel. Şimdi arkana yaslan sevgili arkadaşım, her soruyu kolaylıkla işaretle. B aracı T anında A ve C'nin arasındadır. Sevgili arkadaşlar, gayet açık ve seçik. Bak, bu arkadaş şu kadar yol almış. Bu kadarlık dilime gel seninle x kadar diyelim mi? Bak, bu arkadaş 2x kadar aldı. Şuradaki kısım ne kadar olur? Bak, bu dikdörtgenin yarısı, köşegen. Burası arkadaş da 2x. Şimdi sevgili arkadaşım, C'nin aldığı yol, B'nin aldığı yol ve A'nın aldığı yolları teker teker yazalım. Hep grafiğin altında kalanlara bakacağım, alanlara. Sevgili arkadaşlar, şu kısımda A kadar değil mi? X kadar değil mi? Evet öğretmenim. Değil mi? 2x x kadar. Tamam, nefisimo. Ama bir dakika ya, burada bir şeyler mi oldu? A ivmesiyle çıktı. Tamam. Bu x kadar. Tamam. Bu arkadaş 2x kadar. O arkadaşın da 3x kadar olması lazım. Tamam, çok güzel. Buradayız, güzel. Sevgili arkadaşlar, C'nin aldığı yol x kadar. Yeşilin altında kalan. Lacinin altında kalan x, 2x kadar. Sevgili A'nın aldığı yol x. Kırmızının altında kalan 3x. Sevgili arkadaşlar, C x kadar yol aldı. B 3x kadar yol aldı. B aracı T anında A ve C'nin arasındadır. Bu arada arkadaşlar, bak şunlara dikkat edin. Şu arkadaşlar ayrı ayrı şeritlerde. Hatta gel şeritlerini de çizelim bunların. Bak, şeritlerinde ters çizdim ama şu arkadaş x kadar yol aldı. Şöyle de yapalım hatta. Bak, buralar x kadar mesafeler olsun. C aracı buraya gelir. C aracı. B aracı buraya gelir. Güzel. A aracı da buraya gelir. Evet. Bak, B aracı A ile C arasında. Hemfikir miyiz? Harika. Doğrudur. Aldık, bağrımıza bastık. 2 numara. A aracı 2t sürede 8x kadar yol alır. Şimdi bana x dedim. Ha, zaten demiş ya, biz niye x diyelim dedik ki? Zaten x kadar yol demiştik. Yeşili doğru söylemişiz, x kadar. Arkadaşlar, 2t sürede nasıl bileceğim ben bunu? Arkadaşlar, gayet açık ve seçik. Bu arkadaş sabit ivmeyle devam ediyor hareketine. Geldi. Bak, şurayı 2t olarak aldım. Tamam mı? Şurayı bulacağım. Şimdi bu kırmızının altında kalan alan. Hemen üçgenlerimi devam ettiriyorum. Bak, devam ettirdim. Devam ettirdim. Bak, üçgensel bölgelere bölgele. Buralar her biri x kadar değil mi? Evet öğretmenim, x kadar. Say kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vallahi doğru. Çünkü hız zaman grafiğin altında kalan alan bana alınan yolu veriyor değil mi arkadaşlar? Konu kapanmıştır. 8 kadar, helal olsun. Bunun da bağrımıza bastık. 3 numara diyor ki T anında C aracının A aracına göre konumu eksi 2x'tir. Şimdi sevgili arkadaşlar, işte şöyle bir yanılsama olabilir. Eğer bu arkadaşlar aynı şeritte gitselerdi, yani doğrusal yolda gitselerdi, bak C burada olacaktı, x kadar mesafe. A da burada olacaktı, burası da 3x. Aslında C A'ya göre şöyle aldığımızda eksi 2x, doğru değil mi? Olacaktı. Ama kazın ayağı öyle değil. Neden öyle değil sevgili arkadaşlar? C'nin A'ya göre konum grafiği şu işte. Böyle olduğunda şu mesafe, haklısın. Bak, bu mesafe 2x kadar. Ama şurada da belli mesafe ki burası da 2x yaklaşık diyelim. Şeritler eşit uzunlukta ya arkadaşlar. Ha, buraları bilmiyoruz, derinliklerini. Yani şu kırmızı benim hipotenüsüm, dik üçgende. Bu hipotenüsün 2x'ten çok daha farklı bir değer oldu. Açık ve seçik. İşte ben sana dedim ya, eşit genişlikli şeritlerin ortasında hareket ediyorlar. İşte bundan dolayı. Eğer C aracı şurada olaydı, haklıydı. C burada olaydı ama C burada değil, burada. Şerit farkı var. Anlaştık? Güzel. Bundan dolayı üzülerek 3. yargıyı kabul etmiyoruz arkadaşlar. 1 ve 2 diyor, Bursa'yı işaretliyor. Tamam mıyız? Kapişi. O zaman 2 numara ile devam ediyoruz. 2 numara der ki eşit karelere bölünmüş diyor Şimşek. Yatay düzlemdeki x ve y araçları şekildeki konumlarında dururken x ve y arkadaşlar burada ve burada dururken x aracı sabit büyüklükte A ivmesiyle bir yönünde, bu yönde, y aracı da sabit büyüklükteki 2A ivmesiyle 2 yönünde, yani bu yönde aynı anda hızlanmaya başlıyorlar. Güzel. X aracı T anında C konumuna ulaştığına göre höbölüp lüp 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 Yargılarından hangileri doğrudur? Özdeş karelerin her bir kenarı bir birimdir. Dediği şey şu arkadaşlar. Burası 1. Şuralarda 1 birim birim. Güzel. Bir bakalım. Şimdi sevgili arkadaşlar, birinci soruda hepsini bir grafikte çizdik. Kolay gördük. Ama burada daha güzel analiz yapabilmek için arkadaşlara ayrı ayrı grafiklendirelim. Hop. Ve şu arkadaşı da yanına çizivereyim. VT. Hız zaman grafiği candır. X. Bu Vx olsun. Bu da Vy olsun arkadaşlar. Anlaştık. Güzel. Arkadaşlar duruyordu. Bak bu arkadaş sabit A ivmesiyle, bu arkadaş da Y aracı da sabit 2A. Yani sevgili arkadaşım şöyle söyleyecek olursak. T anında tamam. Şuraya kadar şöyle yapalım. Dururken bu arkadaş T ve 2T mi söylüyordu? Dur bakayım. T anında 2T'den bahsedecek mi? Evet bahsedecek. O zaman T'yi yapalım. 2T'yi de yapalım. T'yi yapalım. 2T'yi yapalım. Arkadaşlar bu arkadaş geldi. Hızlandı. V'ye ulaşsın. Tamam, T anında. Aynı ivmeyle gittiğinde de 2T anında da hop. Dolayısıyla 2V'ye ulaşır değil mi? Çok güzel. Bu arkadaşın grafiğini çizdik. Aldığı yol bu kadar. Şöyle güzelleştirelim bunu. Güzel. Arkadaşlar bu arkadaşın ivmesi A kadar. Bak. V bölü T kadar. Şimdi bu arkadaş 2A olacaksa V'ye. Bu durumda bu arkadaşın ne olması lazım? Şuraya da 4V yapalım. Tak tak tak. Şuraya gel. Sen de şuraya gel. Arkadaşlar bu arkadaş T kadar anında 2V'ye, daha sonra 2T anında da 4V'ye gelmeli. Değil mi? Bak şeyleri kıyasla, eğimlerini. 2V bölü 2T yani V bölü T A'sı bu arkadaşına kadar 4V bölü 2T'den 2 tane V bölü T, yani şuna A dersen buna da 2A'yı gönül rahatlığıyla dersin. Oh, içimiz çok rahat. Grafiği tereyağından kıl çekercesine cillop gibi çizdik. Güzel. Şimdi sevgili arkadaşlar bana dedi ki X aracı 2T anında B noktasına ulaşır. Ama X aracı T anında C noktasına ulaştığına göre. Arkadaşlar T anında, bak şurada aldığı yol burası, C'ye ulaştığına göre. Sevgili arkadaşlar az önce yaptığımız üzere üçgensel bölgelere X dedik ya. Bak şurası, buralar bir birimdi ya. Burası bir birim. T anında bu arkadaş C'ye gelmiş. X aracı T anında C noktasına ulaştığına göre. Demek ki şu üçgensel bölge 1. Anlaştık mı? Güzel. Arkadaşlar gel şimdi analizlerini yap. Bak burada bütün üçgenselleri yapsan. Burada 1, burada 1, burada 1. Gene burada gel o üçgenselleri aynısını yapamayacaksın. Ama şuranın 2 katı olduğunu biliyorsun. Oradan ama Y aracı X aracı. Ha, X aracı için söyledi. Y'ye henüz girmiyoruz. Ama istersek gireriz. X aracı 2T anında B'ye ulaşır. Arkadaşlar bak bu arkadaş 1 aldı. 2T anında 1, 2, 3, 4 birim gider değil mi? 2T'de 4 birim. Gel gidelim. 1, 2, 3, 4. Vallahi helal olsun. Doğru. B noktasına ulaştı. Doğrudur. 2 numara ne demiş arkadaşlar ikinci yarı? Y aracı kök 5T anında. Arkadaşlar bu şöyle. Kök 5T. T kökün içinde değil, tamam mı? Çoğu arkadaş öyle zannedebilir. Yani T çarpı kök 5 dese daha güzel yapabilirdi. Kök 5T anında A noktasına ulaşır demiş. Allah Allah, bunu nasıl yapacağız acaba? Onu nasıl söyleyebiliriz? Sevgili arkadaşlar onu şöyle düşünebilirim. Bak şöyle düşünebilirim. Şimdi altta kalan alana bakacağım ya. Bak T'de 2V, 2T'de 4V. Hep 2 ile çarpıyorum. Yani sevgili arkadaşım ben bunu birazcık daha uzatırsam o zaman bu arkadaş kök 5 dediğin şey 2 nokta küsür değil mi? Şurada kök 5T anında bunun 2 katı olan hızımız 2 kök 5V olur. Değil mi sevgili arkadaşım? Evet. Hep 2 ile çarpıyorum ya. 2 katı, 2 katı, bunun 2 katı. Sevgili arkadaşım A noktasına ulaşır demiş. Şimdi ne yapacağım? Bunun altında kalan alanı bulacağım. Üçgen. Bildiğin 9. sınıfta yaptığımız üçgenin altında kalan alanı bulacağım arkadaşlar. Üçgenin alanı. Şurası kök 5. T çarpı şurası arkadaşlar tamamı 2 kök 5 V bölü 2. Doğru mudur? Doğrudur. Üçgenin alanı. İkilerle vedalaştım. Kök 5 çarpı kök 5 5 yapar. T çarpı V. Sevgili arkadaşlar bak biz burada şurada bir birime ne dedik? V çarpı T bölü 2 değil mi? T çarpı V bölü 2 bir birim ise bu arkadaş bunun kaç katı? 10 katı. Bunu 10 ile çarparsan V çarpı T bölü 2'yi bak 10 ile çarparsan 5 VT bölü 5 VT'yi bulursun değil mi? Bunu bulursun. Yani bu arkadaş arkadaşlar 10 birim yol kat etmiş. Şurası 10 birimdir. Altta kalan alan. Çünkü VT'yi o kadar dedik. Bir birim dedik. Gerçekten şurası A noktasına ulaşır dedi ya. Gerçekten 10 birim mi? Sevgili arkadaşlar yine bak bir dik üçgenim var. Bulabilir miyim? Bulabilirim. Hesap yaparım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim burası. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 birimde burası. Sevgili arkadaşlar 3, 4, 5 üçgenin 2 katı değil mi? Ya da 6'nın karesi artı 8'in karesi. Pisagor bağıntısı yazıyorum. Eşittir AY'nin karesi. Hipotenüsün karesidir. 6, 8, 10 üçgeni. AY uzunluğu 10 birim çıkar. Evet bu arkadaş da 10 birim yol almıştı. Harbiden de bu arkadaş A noktasına gelir. Helal. Bu da tuttu. Geldim 3 numaraya. 3 numara diyor ki arkadaşlar 2T anında X ve Y araçları arası mesafe 3 birimdir. 2T anında. Arkadaşlar bir kere 2T anında X'i nerede bulduk? 1, 2, 3, 4 birim. X burada. Onu laci yapalım ya. Çünkü laci ile çizdik ya. Bu arkadaş burada. X burada. Arkadaşlar 2T anında sevgili Y nerede? Sevgili arkadaşlar Y'yi bulabilmek için de ne yapmalıyım? Bak 2T anı şuraya bakacağım. Şu alanı bulmam lazım 2T anında. Şimdi burayı hesapla bana. 2T çarpı 4V bölü 2. Hobolop hobolop ne oldu arkadaşlar? 4 tane TV oldu. Sevgili arkadaşlar TV'nin yarısı 1 birimse 4 tanesi de ne yapar? 8 birim yapar. Sevgili arkadaşlar az önce buldum. Şu mesafe 10 birim değil miydi? Evet öğretmenim. Eğer burası 10 birimse bak burası tam yarısı. 3, 4, 5, 3, 4, 5. Burası 5. Burası da 5. Bu arkadaş toplam 8 gidecekse 5 buraya kadar gelir. 3 daha gider. Şurası da 3 birim olur. Ahan da buraya gelir. Bunu da kırmızı yapalım. Y de buraya gelir. 3. Bak X ile Y arası ne kadar oldu? 3 birim oldu. Nefis. Harika hazırlanmış bir soru. 1, 2, 3 diyor oraya. E'yi işaretliyor oraya. Anlaştık. Nefis. 3 numarayla devam edelim. Aslında 3 numara o kadar basit, o kadar kolay ki hemen geçeceğim bir soru. Ama ben yine de birkaç yorum yapacağım arkadaşlar. Doğrusal bir yörüngede hareket eden bir aracın ivme zaman grafiği verilmiştir. Bakın artı A ivmesiyle T kadar gidiyor. Daha sonra da eksi A ivmesiyle arkadaşlar 2T kadar daha gidiyor. T'den 3T'ye. Buna göre höbülüp lüp 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 verilenlerden hangileri bu araca ait çizilmiş bir hız zaman grafiği olabilir? Sevgili arkadaşlar bak ivme pozitif artı A. Doğrunun eğimi arkadaşlar sana neyi verir? İvmeyi verir. Çünkü ivme dediğin hızdaki değişim bölü zamandaki değişimdir. Bak burası hız, burası zaman ise hızdaki değişim V, zamandaki değişim T. Yani V bölü T kadar. A. Buna A dersen sevgili arkadaşım burada da yine bu sefer eksi A olacak. Hızdaki değişim eksi V kadar eksi V bölü T. Sevgili arkadaşım bak burada değişim ne kadar? 2V. Ama nasıl? Eksi 2V. Çünkü 0 son hız. V son eksi V ilk dersin değil mi? 0 eksi 2V. Yani eksi 2V bölü ne kadar zamanda? 2T zamanda. İkiler sadeleşir eksi V bölü T. O zaman bu da eksi A olur. Bak A'ya eksi A. Bu olur. Aynı şekilde sevgili arkadaşım sen bunu nerede çizersen çiz. Bak aynı. Doğrunun eğimi, doğrunun eğimi. Doğrunun eğimi, doğrunun eğimi. Ve sevgili arkadaşım bu da olur. Buraya bakarsan ivmeler sabit. İvmeler sabit ise arkadaşlar hızdaki değişim doğrusaldır. Doğrusal. Doğrusal ne demek? Böyle çizgi şeklinde. Parabolik olmaz. Parabolik olursa arkadaşlar ikinci dereceden olur ki o zaman İM'de de değişiklik var. İM de değişiyor. 12. sınıf türev integral konularına geldiğinde bunları çok daha güzel anlayacaksın. Bak burada doğrusal ama 0-2T aralığında bu arkadaş curve yapmış. Eğri yapmış. Parabolik olmuş. Doğrusal değil. Kafadan çarpıyı yer. Oysa benim İM'm gördüğünüz üzere sabit olacaktı. Güzel güzel analizlerimizi de yaptık. Bu durumda 1 ve 3 der. Başımı ağrıtmadan, polemiğe girmeden 4 ile yoluma devam eder. Yine bir ivme zaman grafiği arkadaşlar. Doğrusal bir yörüngede hareket eden bir hareketin ivme zaman grafiği şekilde verilmiştir. Buna göre hareketli löp löp. Yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? Bak dikkat et, kesinlikle. Kesinlikle dediğinde sevgili arkadaşım her durumda doğru olmalı. Ben bunun aksini ispat ettiğimde konu kapanır. Tamam mı? Konuyu kapatmış oluruz. Gel bir bakalım. 0T zaman aralığında eksi yönde hızlanmıştır. Sevgili arkadaşlar bir bakıyorum. 0T. Aa evet ya bak eksi yönde buraya doğru. Sevgili arkadaşlar bu arkadaş burada şu harekette eksi yönde düzgün hızlanan hareket yapıyor olabilir. Eksi yönde hızlanmış olabilir. Ya da pozitif yönde düzgün yavaşlayan da yapmış olabilir. Sevgili arkadaşlar bak 20 15, 15. Eğer bak sağa doğru yavaşlayarak giderse bu arkadaşın ivmesi kaç? Eksi 5. Her saniyede böyle giderse bak. Eksi 5, eksi. Yani bu arkadaş negatif yönde hızlanır olduğu gibi pozitif yönde yavaşlayan bir hareket de yapabilir. Şöyle olduğunda da 5, 10, 15. Bak eksi yönde hızlanan hareket. Yani her zaman doğru değildir. Aman dikkat et. T2T zaman aralığında hızı değişmemiştir. Sevgili arkadaşlarım o kadar rahatım ki bu konuda. Bak 0 vermiş. E 0 nedir arkadaşlar? İvme eşittir delta V bölü delta T. Eğer bu arkadaş 0 ise şu bölüm niceliğinin 0 olabilmesi için pay kısmının yani delta V'nin 0 olması lazım. E delta V zaten hızdaki değişim değil mi? Hızdaki değişimin 0 olması demek ne demek? Sabit hız demek. Hızda bir değişim yok demek. Aldık bağrımıza bastık. Doğruyu yapıştırdık. 3 numara der ki 0-3T zaman aralığında hızı AT kadar artmıştır. Sevgili arkadaşlar bunu pozitif yönde hareket eden bir cisim olarak çizersek bu yargıya belki ulaşma şansımız olur. Ama bak negatif yönde hızlanan hareket yapıyor olsa ben bunu şöyle çizmem lazım. Şöyle çizelim. Bak hız zaman grafiğini. Bu arkadaş V'den başlasa biraz ileriden başlasın. Yani 4V'den başlat. Bak 4V'den hızlandırdın. Eksi yönde, negatif yönde artıyor hızı değil mi? Geldi eksi 6V'ye mesela. Daha sonra sevgili arkadaşlar bu arkadaş bak hızı sabit. Sabit hızla gitti. Daha sonra sevgili arkadaşım bak ivmesi 2 katına çıktı. Aynı zaman aralığında 2 katına çıkması demek ne demek? Bak burası T, 2T, burası da 3T. O zaman şu başlangıçta hızından daha yukarıda bir değere gelir. Burası 4V ise eksi yönde tabii. Eksi 2V olur. Bırak hızının artması azalıyor bak. Negatif yönde 4V ile giderken 2V'ye düşürmüş oluyor hızını. Değil mi? Negatif yönde. Dolayısıyla arttırmışı her zaman söyleyemezsin. Okey Tomento. Bursa'yı işaretledik mi? İşaretledik. İçimiz rahat mı? Rahat. O zaman 5 ile devam ediyoruz. Neden duruyoruz ki? 5 numara. Arkadaşlar 5 numara aklıma hemen şeyi getirdi. Hemencecik çözeceğiz. 72 km saat sabit süratiyle hareket eden bir polis aracındaki polisler 144 km sabit arkadaşlar sabit süratiyle hareket eden bir motosikletin hız limitine uymadığını fark ediyor. Sevgili arkadaşlarım biliyorum senin de şu an kanın kaynıyor böyle motosikletim olsa da binsem diyorsunuz. Aman diyeyim arkadaşlar. Motosikletin benim de var. Varsa da ne olursunuz hız limitlerine, güvenlik kurallarına. Bak en azından bir kask çizmişler helal olsun. 144 dene ya. Ben arabamla bile yapmadım. Bak polis de 72 ile gidiyor. Siz olun. Bütün kurallara uyun. Ne olursunuz. Önce güvenlik. Önce sağlık. Sağlığından öte hiçbir şey yok. Kamu spotunu da yaptık. Devam ediyoruz. İle hareket eden bir motosikletin hız limitlerine uymadığını fark ediyor. Valla ben de fark ederdim 144 ile gidersen. Araçlar şekildeki konumlarında iken 2 metre bölü saniye kare sabit ivmeyle hızlanmaya başlayan polis aracı, tabii yetişmek istiyor diye 2 metre bölü saniye kare hızlanıyor. Motosikletli kaç saniye sonra yetişir? Tabii motosikletli sabit süratle gidiyor arkadaşlar. Şimdi siz bu soruyu hatırladınız mı? Benim aklıma ne geldi? Hop, sizin de aklınıza bu gelmiştir. 3. testteki arkadaşlar 2. soru. Bak, burada da başka bir şey vardı. Bu soru daha kolay. 2. soru biraz daha zor bir şeydi. Ha pardon ya, bu değil. 5. soru. 5'te çözdük arkadaşlar. Bu buna ne zaman yetişir? 2 kere yetişiyordu. Bak, burada ne yapacağım? Şu arkadaş 300 metre. Bu arkadaş belli bir mesafeye gidecek. Şu arkadaş, sevgili motosikletli arkadaşlar, x kadar yol alacak. Burada yakaladığını düşün. Bak, x kadar yol alacak. Polis aracına kadar yol alacak arkadaşlar. 300 artı x kadar. Değil mi? Güzel. Ben burada sevgili arkadaşlar işte o şeyi çözeceğim. Ve nasıl çözüyorduk arkadaşlar? X eşittir ve 0t artı 1 bölü 2 at kare. Değil mi? Güzel. Bak, bu polisin aldığı yol ivmeli hareket. Motosikletin aldığı yol ne kadar arkadaşlar? X eşittir vt. Değil mi? Güzel. Bak, bu arkadaşın x, motosiklete de boş durmayalım. 300 artı x yazalım. Tamam mı? Şimdi motosikletin aldığı yol arkadaşlar 300 artı x. Bu motosikletin aldığı yol, polisin aldığı yol. Hangi hızla? Bak, v0t arkadaşlar ne kadar? 72. Çarpı, zaten t'yi arıyoruz biz. T artı 1 bölü 2 a'sı kaç arkadaşlar? 2 t kare. Güzel. Burayı gel bir düzenleyelim seninle. 300 artı x artı 72 tane t artı 2'ler gitti, t kare. Bu sevgili arkadaşım senin 1. denklemin. 2. denklemin kim? X eşittir vt. Motosikletlinin aldığı yol x eşittir v'si 144. Ne kadar sürede? Aynı sürede, t kadar sürede. Aa, ne görüyorsun sevgili arkadaşım? X dediğin yere t cinsinden bir şey yazabilirsin. Bak, burada x gördüğüm yere 300 artı x görüyorum. X yerine 144t yazıyorum. Eşittir 72t artı t kare. Ne görüyorsun? 10. sınıfta öğrendiğin 2. dereceden denklem görüyorsun. Gel seninle çözelim bunu. Düzenliyorum. T kare burada duruyor. T kare. Sonra 144t'yi buraya attığımda eksi 72t. Değil mi arkadaşlar? 300'ü de buraya aldım. Eksi 300 eşittir 0. Hemfikir miyiz? Hemfikiriz hocam. Peki bu arkadaşları nasıl ayıralım? 30 ve 10 olarak. Bir dakika, 72 doğru mu ya? Ben burada 72'de ne yanlış yaptım? Ve 0t aldığı yol şey olması gerekmiyor bir de ya. Kaç saniye sonra yetişir? Evet, tamam. Dur bir dakika ya. X eşittir ve 0t artı 1 bölü 2 at kare değil mi? Sevgili şeyin aldığı yol 300 artı x. Bir yerde bir yamukluk var gibi geldi de. 72 ile gidiyorum. 72t artı 1 bölü 2 at kare. Tamam, t kare. Bu arkadaş da x eşittir v çarpı t. Tamam, burada 144'ü yazdım yerine. 144t. Buraya attım. T kare eksi 72t eksi 300. Tamam, ne var burada? Yanlışlık. Allah Allah. Niye şey çıkmadı? 30 bulmam lazım benim. Şeyle mi çözseydik ya? Grafikle mi çözsek acaba? Sevgili arkadaşlar, bunun çıkması lazımdı. Ben nerede yanlış yaptım ya? Çok basit bir şey yapıyorum değil mi? Şu an göremedim. 300 artı x eşittir ve 0t. Evet, ve 0t arkadaşlar. Aa, hatamı gördün mü? Şimdi gördüm. Arkadaşlar bak, bunlar ne? Kilometre saat, kilometre saat. Benim bunları ne yapmam lazımdı? Kilometre saatleri şeye çevirmem lazımdı. Metre bölü saniye. 72 kilometre bölü saat arkadaşlar. Bak, 72 kilometre bölü saat ya. Heh, şimdi oldu. 72 çarpı 1000 metre bölü saati de neye çevirmem lazım arkadaşlar? Saniyeye çevirmem lazım. Saniyede ne kadar? 36, ya da şöyle yapalım onu. Tabii. Ben de diyorum nerede hata yapıyorum ya. Şu arkadaşları hemen çarpıları yerleştir. Yeniden yapacağız şimdi, yazacağız. Ama sadece şu değerler değişecek. Arkadaşlar saatte nedir? 60 dakika 60 saniye daha. Bunları niye böyle yaptık? 0, 0, 0, 0 gitti. 6 kere 6 36. 72'ye böldüm. 2. Bu 20 çıktı. Arkadaşlar polisin hızı 20 metre bölü saniye. Güzel. Motosikletlerin de bak bu zaten 72. 20 ise bir 144 hiç hesaplamaya gerek yok. Motorunki de arkadaşlar 40 metre bölü saniye olur değil mi? Güzel. Şimdi yeniden yazalım. Şu arkadaş x eşittir 40t. Ha şimdi oldu 40t. Şimdi polisinkini yazıyorum. 300 artı x eşittir. Ve 0 artık 20'ye doğru bulduk. T artı 1 bölü 2 a dediğimiz 1'di. T kare. X kaç oldu arkadaşlar? 40t oldu. X yerine 40t yazıyorum. 30 artı 40t eşittir 20t artı t kare. Şimdi düzenliyorum. T kare eksi 20t eksi 300 eşittir 0. 30 ve 10 olarak ayırdım. TT diye ayırdım. İkinci dereceden t eksi 30 t artı 10. Çarpımları eksi 300'ü verecek. Toplamları bunu. T buradan 30 çıkar. T buradan eksi 10 çıkar. Eksi 10 diye bir süre yok. Ben pozitif olanı alacağım. 30. Anlaştık. Güzel. Bak sevgili arkadaşım herhangi bir durumun çözümünde bunu silmeyeceğim. Böyle yayınlayacağım. Çözümde bir şey seni rahatsız ediyorsa bak rahatsız oluyorsun. Diyorsun ki ya burada bir gariplik var. Gariplik olduğunu hissedince hemen yanlışını da fark ediyorsun. Yanlıştan dönüyorsun. 6 ile devam edelim. Hadi güzel oldu bu. Hayırlı bir hata oldu değil mi arkadaşlar? En azından bir şeyi görmüş olduk. 6 numara der ki kaç kere yaptık bu hataları yine de yapıyoruz. Doğrusal bir yolda sabit süratle hareket eden XY araçlarının süratleri sırasıyla 30 ve 20 metre bölü saniyedir. XY araçları aynı anda sırasıyla AX ve AY sabit ivmeleriyle yavaşlayıp T sürede süratlerini V'ye düşürüyorlar. Güzel. Şuraya da çizerim ya. Güzel. Arkadaşlar bunlar V ile gidiyorlarmış. T kadar sürede şurası olsun. Ha bir dakika ya 20 ve 30. Biri 30, biri de 20'de arkadaşlar. Belli bir hıza düşürüyorlar. Şurada V'ye düşürüyor. Şu arkadaş şuraya düşürüyor. Şu arkadaş da şuraya düşürüyor hızını. Tamam mıyız? Tamam. Şurada T'ye kadar süre. Hız zaman grafiği candır. Yani bütün grafikler candır. T sürede X'in Y'den ne kadar fazla yol aldığını bulabilmek için AX, AY, T niceliklerden hangilerinin büyüklüğünün bilinmesi gerekli ve yeterlidir. Sadece yeterli diyor. Sevgili arkadaşlar şimdi bak şu mavinin altında kalan alan şu arkadaşın aldığı yoldur. Şu siyahın altında kalan alan da şu siyahın aldığı yoldur. Aralarındaki fark neresi? Bak şu arada kalan alan. Yani şu üçgenin alanı aslında değil mi? Aralarındaki fark. Ne kadar fazla yol aldığını bulabilirim. Sevgili arkadaşlar bu bir üçgen. Bak şu kenarı biliyorum. 30-20. Ben sadece T'yi bilsem. T dediğinde bu üçgenin yüksekliği değil mi? Sadece T'yi bilsem ben bu yeterlidir ve gereklidir değil mi arkadaşlar? Şu kırmızının alanını bulmak için. Üçgenin alanı. Tek başına dedi ya. Tek başına AX'i bilirsen sevgili arkadaşım. Sen şunun eğimini bilirsin. Şurayı bulursun. O yeterli olmaz. T yok ortada. Değil mi? T yok. AY de yok ortada arkadaşlar. AY'de de sadece şunun eğimini bilirsin. T hala ortada yok. AX ve AY'yi tek başına bilmek yeterli değil. Ama ikisini aynı anda bilirsen sevgili arkadaşım bunların kesiştiği noktayı da T'yi oradan bulma şansın belki olabilir ama T hakkında hala bilgin yok. Aslında AX verilse aslında AX ve AY T'yi 2 metre. Aslında evet ya bulunabilmesi lazım ya. Ben buna bir soru işareti koyuyorum ya. Çünkü AX, AY bunlar şeyi verir. T'ye buradan ulaşırsın aslında. Değil mi? Vallahi ulaşırsın. Bana ha ulaşamazsın. AX'i veriyor. Ha ulaşamıyorsun ya. Ne kadar sürede? Değil mi? Süreyi bilmiyorsun ki. Süreyi bilmediğin sürece olmaz arkadaşlar. Süre. Yalnızca 3 diyor. B'yi işaretliyorum. Gel bakalım 7 numara. 7 numarada güzel bir soru yine. Bir cisim yer çekimi ivmesinin sabit olduğu hava ortamında, bak yer çekimin ivmesi sabit olduğu hava ortamında ve hızlı şir gibi düşey yönde atılıyor. Buna göre cisim yere düşene kadar hızlanan, yavaşlayan sabit hızı hareketlerinden hangilerini yapabilir? Yok deve. Mutlaka birilerini yapmamalı değil mi? Ama arkadaşlar işte kazın ayağı öyle değil. Şimdi hava ortamı dedi ya arkadaşlar, hava ortamı var. Burada havanın bir direnci var arkadaşlar. Hava direnci kuvveti, hava direncinin kuvveti sevgili arkadaşlar bir sabiti vardır havanın ortamına bağlı. Cismin yüzey alanı ve cismin ilk hızıyla karelerin çarpımı kadardır arkadaşlar. Şimdi bu cisme gelin bir bakalım. Şurada bu arkadaşın serbest cisim diyagramını çizelim. Şimdi bu arkadaş aşağıya doğru hangi kuvvet etkisinin altında? Mg değil mi? Ağırlığı. Sevgili arkadaşlar işte hava ortamında olduğu için bu arkadaşı yukarıya doğru sürtünme kuvveti diyebiliriz. Hava direnç kuvveti var değil mi? Hava direnç kuvveti var. Sevgili arkadaşlar burada F net ne kadardır? Bu ikisinin farkı kadardır. Eğer sevgili arkadaşlar Mg F hava direncini yenerse F net aşağıya doğru olur. Bu arkadaş hızlanan hareket yapar. Eğer hava direnci arkadaşın ağırlığından daha fazlaysa, bu bunu yenerse, şöyle bir değer çıkarsa bu durumda yavaşlayan hareket yapar. Eğer arkadaşlar cismin ağırlığı hava direnç kuvvetiyle eşit miktardaysa o zaman F net kaç olur? 0 olur. F net 0 olursa ivme 0 olur. İvme 0 olursa hız sabit olur. Sabit hızlı olur. Valla olaya bakar mısın? Hayat işte arkadaşlar bir cilvesi, yani hayatın cilvesi, üçünü de yapabiliyormuş. Geldim 8 numaraya, keyifliyiz. 8 numara der ki aynı maddeden yapılmış küresel X-Y cisimleri yer çekimi ivmesinin sabit olduğu ortamda yeterince yüksekten şekildeki gibi serbest bırakılıyor. Yeterince yüksek. Y cisminin kütlesi X cisminin kütlesinden büyük olduğuna göre arkadaşlar MY büyüktür MX. Sevgili arkadaşlar ilk analizleri yapalım. Aynı maddeden yapıldı. O zaman dx eşittir dy. Arkadaşlar m eşittir dv olduğuna göre, bu arkadaşların öz kütleleri de eşit olduğuna göre kütlesi büyük olanın hacmi de büyük olur. Dolayısıyla vy büyüktür vx. Bir çırpıda bu üçünün de analizini yaptık. Tamam, sen burada bir köşede dur. Anlaştık. Nefissimo. Let's go, devam arkadaşlar. Let's go. Cisimler yere ulaşmadan önceki herhangi bir anda anlık hız, anlık ivme, cisimlere etki eden hava direnci niceliklerinden hangileri iki cisim içinde eşit olabilir? Güzel. Sevgili arkadaşlar, şimdi şu hava direnci kuvvetini bir yazalım. Şuraya yazdıydık ya KV kare. Tekrar yazalım. FD diyelim bu sefer. F direnci yazalım. K çarpı A çarpı V kare. Doğru mudur? Doğrudur. Şimdi sevgili arkadaşlar her ikisine de anlık hız dedi. Anlık hıza gideceğiz. Limit hızımız var arkadaşlar. Bir de buradan bak limit hız denen bir şeyimiz var. Limit hızımız sevgili arkadaşlar şuradan çekersek bak FD bölü K çarpı A olur karesi. Kare kökünü alırsam da şuna ulaşır değil mi? Güzel. Sevgili arkadaşlar şimdi bana şunu söyle. FD dediğim şey nasıl bırakılıyordu bu arkadaşlar? Serbest bırakılıyordu değil mi? Güzel. Şeyi yazabilirsin. Eşit olduğu durumu söyle. Limit hıza geldiklerinde arkadaşlar. Limit hıza geldiklerinde artık ne demektir? Bak limit hız dediğimiz şey şu 7'de de konuştuğum üzere ağırlığının hava direncine eşit olduğu durumdur. Bu saatten sonra arkadaş sabit hızla hareket eder. Belli bir miktar artar hızı arkadaşlar serbest bıraktıktan sonra. Sonra limit hıza ulaşır ve limit hızla yoluna devam eder. Şimdi biz burada limit hızı yazmaya kalkarsak bu durumda Fd m çarpı g oluyor değil mi sevgili arkadaşım? Çok güzel. Bunu yazalım. M yerine de d çarpı v'yi yazıyor muyduk? Yazıyorduk. O zaman sevgili arkadaşım Fd yerine bak L, V limiti yazıyorum. Vx limit, Vy limit. Bunları yazacağım. Kök içerisinde eşittir. Kök içerisinde yazıyorum. Arkadaşlar Fd yerine ne yazdım? Mg. Mg yerine ne yazacağım? D çarpı V. Yani Dx Aa, direkt M şey yazalım ya. M yazayım ya. M yazayım ya. Değil mi? M yazayım. F'de ha ama V'de gidecek. Kızları 0. Yo, M'le gideceğim ya. MG. Arkadaşlar MX MXG bölü K çarpı A. Şimdi Y'ninkini yazıyorum sevgili arkadaşlar. MY çarpı G bölü K çarpı A. Sevgili arkadaşlar şu AX bu da AY. Değil mi? Yüzey alanlarına bakacağım. Sevgili arkadaşlar şunların limit hızlarına bir baktığımda, çünkü limit hızları anlık hızlarına yürümeye gideceğim. Burada sevgili arkadaşlar bak G'ler aynı. G'ler aynı. K'lar da aynı. Aynı hava ortamında. Ben MX bölü AX ve MY bölü AY'yi oranlamak istiyorum. Sevgili arkadaşlar zaten MY MX'ten büyük idi. Yüzey alanları olarak da bak bu daha küçük yüzey alan, bu daha büyük alan olduğuna göre şu nicelik bu nicelikten büyüktür. Dolayısıyla Y'nin limit hızı X'in limit hızından daha yüksek olur. Sevgili arkadaşlar bu ne demek biliyor musun? Bu arkadaşlar gitti geldi. Şurada artık limit hızlarına ulaştı diyelim ya. Diyelim ki bu arkadaş 20'ye kadar ulaştı ama bununkisi daha fazla olacak. Diyelim ki 40'a kadar ulaştı. 40'a kadar. Yani bu şu olabilir. Anlık hız dedi ya. Bu arkadaş 20'ye ulaştığında bu 0'dan 40'a kadar gidiyor ya. 0'dan 40'a giderken bir 20'ye uğrar değil mi bu arkadaş? 20'den geçer. Yani 0, 10, 20, 30 derken yani bir anda bunlar 20-20'ye ulaşabilir. Yani anlık hızlar eşit olabilir. Peki anlık ivmeleri sevgili arkadaşlar bu arkadaşlar sabit harekete devam etmeye başladıklarında yani limit hıza ulaştıklarında zaten üzerlerine etkileyen tek bir ivme var. O da ne? Yerçekim ivmesi. GG. Anlık ivmeleri de eşit olur. Cisimlere etki eden hava direnci. Sevgili arkadaşlar işte şu hava direnci. F'de eşittir KAV kare bağıntısı da arkadaşlar. Yüzey alanı X'in küçük ama hızı büyük olabilir bir yerde. Y'nin de arkadaşlar yüzey alanı yüksek, hızı düşük olabilir. Değil mi? Herhangi bir anda şu A V kare değeri arkadaşlar aynı olabilir. Aynı ortamda olduğu için cisimlere etkileyen hava direnci de pekala aynı olabilir. 1, 2, 3 diyor. 9'da yolumuza devam ediyoruz. 9 numara der ki arkadaşlar. Ey Şimşek der. Durgun halden harekete geçen bir araç doğrusal bir yörüngede sabit A ivmesiyle t sürede hızlanıp zaman kazandığı V hızı ile hareketine sabit hızla devam ediyor. Arkadaşlar şurada T anında V'ye ulaşıyormuş. Sonra T hızıyla devam ediyor. T süre anında şurası da 2T olacak. T süre anında aracın aldığı yol bilindiğine göre yani burayı biliyorum diyor. Şu alanı biliyorum. Değil mi? Grafin altında kalan alan. 2T sürede alınan yolu bulabilmek için hız, ivme, zaman. Niceliklerinden hangilerinin büyüklüğünün bilinmesine gerek yoktur. Sevgili arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Hiçbirine gerek yoktur. Neden? Ya sevgili arkadaşlar zaten bak bu arkadaş burada küçük bir üçgen dilimi var değil mi? Güzel. Ve VT'ye kadar. Allah'ım ya kalem gene niye şey yaptın ya? Ne güzel gidiyorduk. Neyse hadi son iki soruyu da şu kalem düşüreceğim. Arkadaşlar bak şurada bir üçgensel bölgede alsan. Şurası A kadar alansa biliyorsun. Burası da A kadar. Burası da A kadar. Yani burası A kadar yol aldıysa burada 2A kadar yol alır değil mi? Ya da X kadar 2X kadar. Senin ne T'yi ne V'yi ne ivmeyi bilmene gerek yok. Üçünü de bilmene gerek yok aslında. Ama hocam ben bu değerleri nasıl çarpacağım? Sevgili arkadaşlar ben bunu biliyorum diyor. Bak bilelim. Burası 10 olsun. O zaman burası da 10, burası da 10. Sen 10 biliyorsan buraya 20 der geçersin. Ama bunları bak sevgili arkadaşım burası 20, burası da 1 olsun. 20 çarpı 1 bölü 2 nedir? 10'dur. Burası 10 olsun, burası 2 olsun. Bak bilmene gerek yok. 10 çarpı 2 bölü 2 de 10'dur. burası 8 olur, işte burası vesaire. Sana 10 cevabını veren herhangi iki değer yeterlidir. Yani V'yi ayrı, T'yi ayrı bilmene gerek yoktur. Dolayısıyla ilmene hiç gerek yoktur. E'yi yapıştırırsın. 10'la testi tamamlayalım sevgili arkadaşlar. 10 numara der ki, 10 numara bir soru olsun. Doğrusal yörüngede hareket eden bir hareketin hız zaman grafiği şekilde verilmiştir. Hareketinin 0t zaman ve 2t zaman aralığındaki ivme, yer değiştirme, ortalama sürat niceliklerden hangileri eşittir? Arkadaşlar ivmeyi biliyoruz. İvme doğrunun eğimidir. Bak doğrunun eğiminden hiç taviz vermemiş. Hep aynı. Burada nasıl bir eğimi varsa burada da aynı eğimle gitmiş. İvme kesinlikle aynı. Gel seninle ivmeyi bakalım. Bak 0t anında. Son hızı 0, ilk hızı v bölü t eksi v bölü t. t 2t'ye bakalım. Delta v'yi yapıyoruz ya arkadaşlar. Son hızı eksi v, ilk hızı 0, şu aralığa bakıyorum değil mi? Eksi 0 bölü t. Bak bu da ne oldu? Eksi v bölü t. Aynı değeri verdi. İvmeleri aynıdır. Arkadaşlar yer değiştirmesi. Biz bunu doğrusal yol dedik. Şu arkadaş şuradan başlasın. Şurada bak yavaşlayan bir hızla geldi. Şuraya ulaştı. Ne kadar yol aldı arkadaşlar? Şu kadar yol aldı. X kadar yol aldı. Daha sonra bak t yine eksi v. Şu kısımlar eşit. Şurayla şurası eşit arkadaşlar. Dolar işareti gibi oldu ama eşit. O zaman şu alanlar da birbirlerine eşit. Bu arkadaş x kadar gitti. Sonra negatif yönde yine x kadar yol aldı. Yolculuğuna burada başladı. 0 anında. T anında buraya geldi. 2t anında tekrar buraya geldi. Yer değiştirmeleri aynı mı? Evet öğretmenim, x kadar x kadar. Hayır sevgili arkadaşım. Alınan yolları eşitti ama yer değiştirme vektörel olduğu için birinci konumda böyle bir konum vektörü, ikincisinde konum vektörü bu. Büyüklükleri eşit arkadaşlar. Alınan yol büyüklükleri eşit ama vektörel olduğu için aynı değil yer değiştirme. Tamam mıyız? Güzel. 3 numara ortalama sürat. Bana bunlarla gel. Bu neyse arkadaşlar? Skaler bir büyüklük. Ortalama sürat neydi? Alınan yol bölü geçen zaman. Alınan yol x. Evet x. Geçen zaman t. Alınan yol x. Yönü benim için hiç önemli değil. Geçen zaman t. Konu kapanmıştır. X bölü t, x bölü t. Doğrudur. 1 ve 3'ü işaretlerim. Keyfime bakarım. Tamam mıyız? Güzel. Vallahi arkadaşlar 10 soruda 47 dakika sürer mi? Vallahi benim videolarım sürüyor. Ben çünkü anlatmadan edemiyorum. Çünkü amacım size arkadaşlar kanalımın başında da söylüyorum. Balık vermek değil, balık tutmasını öğretmektir. Tamam mı? Benim amacım budur. İnşallah amacıma da ulaşabiliyorumdur. İleride vatanına, milletine, insanlığa hayırlı insanlar yetişmesinde bir faydam olabiliyordur. Sevgili arkadaşlar, böylelikle bu testimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bol bol kamu spotu yaptığımız. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.